Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse karşı aldığı önlemleri içeren ekonomiye yönelik tedbirler dün gece itibariyle meclisten geçti ve yasalaştı diyelim öncelikle sizlere. Peki yeni düzenleme neler içeriyor? Onlardan söz edelim biraz. Bu kapsamda kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartları değiştirildi ve kolaylaştırıldı. Yapılan düzenleme ile ödenekten yararlanmak için 600 gün olan prim ödeme şartı 450'ye, 120 gün olan sözleşme süresi ise 60 güne kadar indirilmiş oldu. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklere vermiş olduğu müjde de kanunlaşmış oldu bu kapsamda. Bu sayede en düşük emekli aylığı 1500 liraya kadar çıkarıldı. Emeklerin Ramazan bayramı ikramiyelerini de Nisan'da almasına meclisten bu kapsamda onay geldi. Gazilerin ikinci bir maaş alabilmesinin de önü açıldı. Öte yandan çek ve sicil affının da meclisten geçtiğini söylemek mümkün bununla birlikte. Bu sayede karşılıksız çek bedelinin onda birini ödeyenler cezadan kurtulmuş olacaklar. Kredi kartı ve kredi kartı borçlarını yıl sonuna kadar yapılandırmak isteyen kişiler de sicil affından yararlanacaklar. Mecliste kabul edilen düzenleme ile birlikte hükümet tarafından 7 milyar liraya kadar asgari ücret desteği de sağlanmış olacak. İşverenlere işçi başına 75 lira destek sağlanacak. Kanun gereğince yargılamalara ilişkinde düzenlemeler geldi. Bu kapsamda bütün süreler 30 Nisan'a kadar durdurulmuş oldu diyelim. Ülke genelinde duruşmaların ertelenmesi gibi diğer tedbirler konusunda da hakimler, savcılar kuruluna yetki verildiğini ifade etmek mümkün diyelim. Öte yandan başkentin bir diğer önemli konusuysa Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı oldu. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu koronavirüsle ilgili görüşmeleri ayrıntılı bir şekilde toplantı yapmak üzere 13.30'da bir toplantı gerçekleştirecek bugün. Söz konusu toplantı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katılımıyla yapılacak. Toplantıda yeni tip koronavirüse ilişkin alınabilecek yeni önlemlerle birlikte pozitif vakaların durumu da ele alınacak. Aynı zamanda toplantıda görüşülecek bir diğer önemli husussa okulların tatiline yönelik olacak. Bilim Kurulu okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin bugün saat 19.30'da kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunacak diyelim. Ankara gündemi bu şekilde, söz tekrar size aktaralım. Olarak getirilsin çağrısını yaptı. Memur sendikaları da bu ay yapılacak kamu personeli danışma kurulu toplantısında memurlara verilen aile yardımını emeklilikte de sürsün demeye hazırlanıyor. Konu KPDK'da karara bağlanmazsam bu yıl yapılacak toplu sözleşme gündeme taşınacak. Aile yardımı talebi hayata geçerse emekliler aylık 344 liraya varan ek gelire kavuşacak ifadeleri ön plana çıkıyor. Takvim gazetesine geçiyoruz. Takvim gazetesinde emeklileri ilgilendiren bir başlık karşımızda. Emekliye aile yardımı 344 lira başlığı atılıyor. Hemen detayları inceleyelim. Emekliler promosyon, ikramiye, ek ödeme gibi uygulamalarla maaşlarına ilave gelir elde edebilirken bunlara bir yenisinin daha eklenmesi gündemde. Hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği memurlara verilen aile yardımının emeklilere de ödenmesini istiyor. Ve Türkiye Emekliler Derneği kamu çalışanlarına ödenen aile yardımı tüm emeklilere de aile yardımı desteği olarak getirilsin çağrısını yaptı. Memur sendikaları da bu ay yapılacak kamu personeli danışma kurulu toplantısında memurlara verilen aile yardımını emeklilikte de sürsün demeye hazırlanıyor. Konu KPDK'da karara bağlanmazsam bu yıl yapılacak toplu sözleşme gündeme taşınacak. Aile yardımı talebi hayata geçerse emekliler aylık 344 liraya varan ek gelire kavuşacak ifadeleri ön plana çıkıyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ufak bir ara verdik. Rakamlar bize ne söylüyor? Daha da önemlisi memur maaş zammı netleşmiş oldu. Doğru, emeklilerin maaş zammı netleşmiş oldu. Merakla bekliyor izleyicilerimiz, onu da paylaşalım. Enflasyonu bekliyorduk, yani yıl sonu enflasyonu önemliydi aslında ekonomi açısından. Biliyorsunuz yeni ekonomi programında hedef %12 idi. Merkez Bankası da hedefini %12 olarak koymuştu ama son aylarda olan gelişmeler sayesinde 12'nin de altında bir beklenti oluşmuştu ve neticede de 12'nin altında bir enflasyon ortaya çıktı. Gerçekleşti. Tabii, enflasyon rakamları sevindirici bir yandan. Aynen. 12'nin altında olması, yeni ekonomik programın belirlediği şekliyle devam etmesi ama bir yandan da ekranların altında da son dakika gelişmesi olarak arkadaşlarımız paylaşıyor. Milyonları altı ilgilendiren o oran da belli oldu. SSK ve Bağkur emeklilerine %6,49
Zam olacak. Zam olacak. Onu söyleyecektim. Yani enflasyon genel ekonomi açısından çok önemli ama yıl sonu enflasyonu, özellikle Aralık enflasyonu milyonların da maaşını etkileyen rakamı ortaya çıkartıyor. Bu da 6 aylık enflasyon. Yani Temmuz'dan Aralık'a kadar o da 6.49 oldu. Söylediğiniz gibi 6.49 zam SSK ve Bağkur emeklilerin maaşlarına direkt olarak yansıtılacak. Memurlar ve memur emeklileri ise %4 toplu sözleşme zammı alacaklar ve %5'lik Temmuz zammının üstünde enflasyon oluştuğu için de 1.49'luk fark alacak. Yani 5.49'da memur ve memur emeklileri. Memur ve memur emeklilerinin 5.50 diyebiliriz ona. 5.50 diyebiliriz. Yani 5.5 oranında memur ve memur emeklileri, SSK ve Bağkur emeklileri de 6.49 oranında zam alacak. Bu rakamlar nasıl bir sonuç ortaya çıkarıyor? En düşük memur maaşları. Aslında bunları bir olasılık olarak hesaplamıştık ve siz de paylaşıyordunuz. Biz Erkan genelde bunu 6.30 olarak zaten tahmin ediyorduk. Yani 12'lik enflasyona göre 6.30 olacağını ama 6.49 oldu. Bir tık daha yukarıdı. Tabii bu kuruşları oynatacak ama ben arkadaşlarımdan istedim. İsterseniz birkaç rakamı da sizle paylaşayım. Haber müdürünü ağırlamanın biz de konforunu yaşıyoruz şu anda. O rakamlar sizin de telefonunuza olarak geliyor. Dilerseniz o rakamları da anlık olarak paylaşalım. Evet. İlk kez bizden duyacak izleyicilerimiz. Doğru. Şimdi yıllık TÜFE biliyorsunuz 11.84 çıktı. Söylediniz aylık 0.74 çıktı. Arkadaşlarım şu anda hesaplıyorlar. Hemen gelsin rakamları söyleyecekler. Biz de bu arada kolaylıklar dileyelim. Takvim gazetesinde ekonomi servisine onlar da doğru şu anda çalışıyor arkadaşlarımız. Tam rakamı verelim yanlış olmasın diye ben bekliyorum arkadaşlarımdan. Ama şunu söyleyebilirim. Birkaç rakam vereyim size. Buyurun. Taban maaşlardan bahsedeyim isterseniz. Şu şekilde. Mevcut en düşük Bağkur esnaf maaşı 1675 lira 22 kuruş. Bunun üstüne 6.49'luk zam gelecek. Bağkur tarım 1249 lira 19 kuruş. SSK 2000 öncesi emekli olan bir vatandaşın maaşı 1982 lira 78 kuruş. SSK 2000 sonrası emekli olan için 1181 lira 87 kuruş. Memur emeklisinin en düşük maaşı da şu anda 2522 lira 84 kuruş. Memur emeklisine 5.50, diğerlerine 6.49'luk zam aslında gelecek. Aslında basit bir hesapla %10 olarak gerçekleşse 250 liraydı. Onun yarısı 125 liranın biraz üzerinde en düşük 150. Memur maaşına 150 lira matematiğimiz yettiğince burada paylaşalım ama net tablo birazdan ekranlarda olacak. Arkadaşlarımızla da onu paylaşacağız ama bir kez daha tekrarlayalım. SSK ve Bağkur emeklileri %6.49 oranında zamlı alacaklar maaşlarını. Hemen memur ve memur emeklileri milyonların beklediği o rakamda belli olmuş oldu. Faruk Erdem de değindi. %4 yine toplu sözleşmeden gelen haklarıydı. 1.49 gibi bir oranda enflasyon farkından alacakları rakam olarak işlenecek. Yani ayın 15'inde maaş alacaklarını düşünürsek maaşlarına %5.5 oranında, 5.49 oranında bir zam geleceğini söyleyebiliriz. Enflasyon rakamlarıyla ilgili de sanırım birkaç cümle sarf etmek gerekiyor. Tabii. Çünkü ekonominin göstergelerinden, en önemli göstergelerinden biriydi. Zor bir yılı da geride bıraktı Faruk Erdem. Doğru. Ama sonunda yine yüzler gülüyor. Yani buraya biliyorsunuz %25'lerden geldi. Ciddi bir enflasyonda mücadele başarıya ulaştı. Bunu hem hükümet tarafı yaptı hem vatandaş yaptı. Biliyorsunuz enflasyona topyekun mücadele programı başlatıldı ve o sayede enflasyonu tek haneye indirme hedefine doğru gidiyoruz. Enflasyonun %12'nin altında gelmiş olması aslında bu ay toplanacak Merkez Bankası açısından da bir faiz indirimi beklentisini de oluşturdu. Onu da söyleyelim ama 2020'de ve sonrasında hedef şu. Tek haneli enflasyon, tek haneli faiz ve %5 sürdürülebilir bir büyüme. Faruk Erdem aslında size veda edeceğim çünkü çok önemli gelişmeler yaşanıyor ekranların altında. Son dakika bandımızda yeni gelişmeler de yer almaya İsterseniz devam maaşlar ediyor. Geldi. Maaşlar geldi hemen maaşları paylaşalım. Arkadaşlarım da lütfen o maaşları son dakika bilgisi olarak ekranlara yansıtsınlar. Evet. Taban aylıklar yani aylıklar. En düşük aylıkları söyleyeceğim. Bağkur esnaf 1784 lira 11 Bağkur kuruş. Bağkur esnaf 1784 lira.